Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda böyle bir inceleme, bir ne bileyim vlog vesaire videosu da çıkmıyorum. Bu son dönemde artan telefon fiyatları üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü şimdi mesela toplantılara gidiyoruz. En son Xiaomi'nin 12 serisi cep telefonu, 12 ve 12 Pro toplantısına gittik mesela. Oradan da çeşitli paylaşımlar yaptım. Sosyal medyadan da ciddi anlamda işte yorumlar geldi sizden. Teşekkür ediyorum hepsine. Ama ben de mesela şikayetçiyim. Bu son dönemdeki özellikle üst düzey amiral gemisi olarak da bilinen cep telefonlarının ki Android modellerinden bahsediyorum fiyatları aldı başını gitti. Peki fiyatlar neden bu kadar yükseldi ya da bu amiral gemisi Android telefonlara ne oldu? Birazcık aslında bunun temel iki tane sebebi var aslında hepimizin tahmin ettiği üzere. Bir tanesi dolar kuru. Dolar kuru yükseldikçe elbette bu ürünler yurt dışında üretildiği ya da yurt dışında bir şekilde satıldığı için Türkiye'ye geldiği zaman kur üzerinden hesaplanıyor. O en azından çıplak fiyattan bahsediyorum. İkinci sorun ise vergi meselesi. Habertürk'ün internet sitesinden aldığım bir tablo var ekranda şu anda, onu görüyorsunuz. Bu tabloya göre işte geçtiğimiz günde de küçük bir düzenleme yapıldı ama o çok fazla telefona etki etmedi. Yani fiyatlar 200-300 lira düşer diye beklemiştik ama vergi matrahının çok böyle sınırında kalan cep telefonları içinde onlar. Çok da bir fazla bir şey etki etmedi fiyatlara. Bu tablo o düzenlemeden sonra oluşturulmuş bir tablo. Kabaca şöyle bir hesap yapılıyor Türkiye'ye gelen telefonlarda arkadaşlar. İşte KDV'si yok, TRT bandrolü şudur budur derken işte ÖTV'si şusu busu, KDV matrahı şudur budur derken fiyatlarda şöyle bir ortalama bir değer var. Yani 5000 liraya gelen bir telefon, çıplak fiyatı 5000 TL olan bir telefon yaklaşık olarak 10.000 TL'ye satılıyor. Yani 2000 lira olan telefon 4000 TL, 3000 lira olan telefon 6000 TL. Zaten tabloda da görüyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlar üzerinde bir değerlendirme söz konusu. Yani Türkiye'de 10.000 lira olan çıplak fiyatı, yani gümrükteki giriş fiyatı 10.000 lira olan bir telefon 20.000 TL'ye satılıyor. Şimdi tabii hal böyle olunca da bu son dönemde yeni çıkan amiral gemisi cep telefonlarının fiyatları ciddi anlamda uçtu. Xiaomi örneğinden verdim ama hani diğer markalarda durum farklı değil. Yani Realme'nin ben bir cep telefonunu test etmiştim. Yine kanalda videosu var. İzlemek isteyenlere yukarıdan linkini koyarım. GT 2 Pro modeliydi. O da mesela 15.000 TL civarından girdi. Xiaomi'nin 12 ve 12 Pro modelleri ise işte 12 olan 20.999 TL, 12 Pro ise 24.999 TL. Şimdi hani Xiaomi'ye o para verilir mi verilmez mi ötesinde kullandıkları donanımlar, ekipmanlar falan tamam üst düzey. Hepsini kabul ediyorum. Ama hani bir Android telefona 25 bin lira vermek hani çok makul mü, mantıklı mı bilmiyorum. Şimdi hepsi burada üzerinden baktım mesela. Android telefonlar içinde en pahalılar işte Huawei'nin katlanabilir P50 paketi var. Samsung'un S22 ailesi Ultra modeli vesairesi var. Bunlar hani 20 binin biraz üzerinde, 25 bin lira yaklaşıyor. Kimisinde 22 bin, 23 bin civarında bir fiyat seçeneği var. Biliyorsunuz ben Apple kullanmıyorum. iPhone modellerini de bugüne kadar çok fazla kullanan birisi değilim. Yani Apple'ın ekosistemini de çok kullanan biri değilim. Bütün teknoloji camiasının aksine. Yani Windows kullanıyorum ve Android kullanıyorum. Ama şu anda şunu itiraf etmekte fayda var. Artık Apple almak daha mantıklı oldu. Yani iPhone, diyelim ki iPhone 11, 11 bin lira şu anda. iPhone 12, 12 bin, 13 bin, 14 bin, işte 15 bin hani depolamasına göre, özelliğine göre bulabiliyorsunuz. iPhone 13'ü de 18 bin lira civarından başlıyor. Neden Apple, neden iPhone diyorum? Çünkü iPhone'un bir ikinci eli var. İkinci elini bugün aldığınız zaman bu telefonu, diyelim 10 bin liralık bir telefon aldınız. İşte 2 ay sonra satmak istediğinizde o 1000-2000 lira altına verebilirsiniz, 3000 lira altına verebiliyorsunuz. Ama Android ekosisteminde o işler böyle değil. Yani bugün 25 bin liraya aldığınız bir Samsung telefonu bir sene sonra satmak istediğinizde kaç para satarsınız? Yani yarı fiyata satamazsınız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ya da 1 ay sonra, 2 ay sonra satmaya kalktığınızda. Çünkü öyle bir sistem yok. Çünkü bir sene sonra zaten 22'nin 23'ü çıkacak. Ne bileyim işte Xiaomi'nin 12'nin 13'ü çıkacak. O telefonun fiyatı ciddi anlamda düşecek. Yani bu kadar parayı vermek herkesin harcı değil. Amiral gemisi hayalleri birazcık erteleyeceğiz gibi geliyor. Hatta bir takipçim benim size gelir ama biz anca uzaktan bakarız gibisinden bir şey de yazmıştı Twitter'da. Bana bile gelme ihtimali düşük olan modellerden bahsediyoruz. Mesela Samsung zaten amiral gemisi modelleri bana göndermiyor. Xiaomi yollayacağını söyledi. Eğer ellerinde ürün olursa mutlaka yollayacaklarını söyledi. Ben de inceleyeceğim. Yani geldiği zaman mutlaka inceliyorum zaten. Ama hani bu fiyatlar verilir mi verilmez mi ben çok emin değilim. Yani sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu arada. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Ama bir Android telefona 20 bin lira, 25 bin lira gibi rakamlar vermek, yani donanımından bağımsız söylüyorum bunu. Çok iyi donanım olabilir. Saygı duyuyorum. Hani bu kadar parayı verdiğiniz zaman karşılığında aldığınız şey ya da işte elinizde tuttuğunuz bir telefonun hani masa üzerine koyuyorsunuz. Bu düşebilir, üzerine bir şey damlayabilir. Yani her şey olabilir.
nedir? Bu kadar yüksek bedeller verilir mi? Bana biraz anlamsız geliyor. Tabii ben bunu daha önce Twitter'da falan da sormuştum takipçilerime. Veren verir gibisinden bir şey çıkmıştı. Tabii ki herkesin verebileceği rakamlar değil. Hani neredeyse bir asgari ücret aldığımızı varsaysak 5 aylık 4 aylık maaşımızı bir telefona hani 15 bin liradan olduğunu varsayıyorum. Yani ucuzunu söylüyorum bu arada. 15 bin liradan olduğunu söylüyorum. Vermek çok kolay değil ama gelinen noktada baktığımızda piyasaya yeni giren bu yeni nesil amiral gemisi Android telefonların da 15'ten aşağı olacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen işte Vivo falan da mesela yeni telefon tanıttı. O da 13.999 liraydı. Vivo bile bu fiyatlara çıktıysa o kadar verilir mi verilmez mi tartışmasına da gerek yok. Çünkü muhtemelen vergilerden işte kurdan şuradan buradan o adam da kar edecek. Bedava getirecek hali yok bu ülkeye. Bunun bir servisi var, bakımı var, şusu var, busu var. Onun üzerine koyuyor ister istemez. Fiyatlar da bu şekilde uçuyor ama ben çok yüksek görüyorum. Yani bu fiyatlarla amiral gemisi Android telefon alınmaz. Yani onu alacağıma iPhone alırım. En azından ikinci elde sattığınızda bir değeri olacak bir şey elinizde olmuş olur diye düşünüyorum. Ama tabii bilemiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu benim için önemli. Çünkü 20 yıldır bu işi yapıyorum ve 20 yıldır birçok ürün geldi geçti elime. Elbette zaman zaman ülkenin içinde bulunduğu durumlardan dolayı bizim de hani zorlandığımız, alamadığımız ya da işte sokaktaki vatandaşın alamayacağı ürünleri de test ettiğimiz dönemler oldu ama şu anki sıçrama yani 8-10 bin bandından birdenbire 20-25 bin bandına çıktı Android amiral gemisi modellerden bahsediyorum. Yani bir sene önce 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlardaydı. Hadi 12-13'ü zorluyordu. Hani en pahalısından bahsediyorum. Şu anda 20-25 bin bandına çıkmış olması ulaşılamaz bir noktaya getirdi. Hani Türkiye'deki ev fiyatları, araba fiyatları gibi oldu. Bu rakamlarla kaç kişi alabilir o Android telefonları? Yani 100 tane getirdi satar marka. O ayrı konu ama herkese ulaşabilir mi? Ben öyle ulaşacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Ama bu şu demek değil. Ben incelemelerime devam edeceğim. Bu ürünlerle ilgili görüşlerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Elimden geldiğince de bu telefonların alınır mı alınmaz mı nasıl alınır niye alınır ya da niye alınmaz gibi yorumlarımı videolarımda görmeye devam edeceksiniz. Orada bir sıkıntı yok ama yani bu birazcık böyle hani neden böyle olduğu anlatmak için size paylaşmak istediğim bir video oldu. Çünkü gerçekten de yüksek rakamlar ve o rakamı yüksek bir o kadar rakamı verip cebinize bir hani 20 bin liralık bir Android telefon taşımak çok mantıklı olur mu onu bilmiyorum. Yani bugüne kadar hani Samsung'un üst düzey modelleri pahalıydı eyvallah ama diğer markalarınkiler 3 aşağı 5 yukarı hani daha uygun seçeneklerde bulabiliyordunuz. Artık onlarınki de pahalı. Yani 13 bin liraya Vivo alınır mı? İşte 15 bin liraya Realme alınır mı? Ya da işte 25 bin liraya Xiaomi alınır mı sorusunun cevabı aslında hani bizlere bu videonun da neden çekildiğini ortaya koyuyor. Alınmaz desek, diyelim ki alınmaz dediğimiz zaman da daha alternatiflerinde ucuzu da yok. Yani aynı işlemciyi kullanan bir başka telefona baktığınızda daha ucuz değil. O yüzden hani ben burada markaları suçlamak anlamında almasın kimse. Markalar kur belli, vergi belli, ülkenin durumu belli. Ona göre biz ürünlerini getiriyorlar. Orada bir sorun yok ama sorun şu bizim alım gücümüz o noktada değil henüz. Olur mu? Bilmiyorum. İnşallah olur diyorum. Bu videoyu da böyle sonlandırıyorum. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Kanala abone olmayı ve beni sosyal medya ağlarından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.